Muğla Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Ziya Ercan ve İlçe Emlakçılar Dernekleri bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada konuşan Muğla Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Ercan, korsan emlakçıların vatandaşı mağdur ettiğini, bunun yanı sıra kendilerini ve devleti zarara uğrattıklarını açıkladı. Sözlerine 15 Temmuz gecesi yapılmaya çalışılan hain cunda girişiminde şehit ve gazileri anarak başlayan Muğla Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Ziya Ercan, kendilerini Muğla Emlak Müşavirleri Derneği ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan emlak müşavirliği kursunu bitirerek vergi numaralarını alarak belirli yasalar çerçevesinde, mecburi standartlar çerçevesinde yaptıklarını belirtti. Başkan Ercan, Muğla ilimiz turistik bir il olması bakımından 1174 kilometrelik sahil şeridiyle yerli ve yabancı yatırımcıların göz bebeğidir. Bu nedenle bölgemizde yapılan her türlü alım satım, kiralama gibi işlemlerde yasal prosedürlerin işlemesi için bizlere öğretilen bilgiler doğrultusunda bu işlemlerin yapılması için tapu müdürlüklerine de kimlik kartlarımız ve bakanlığımızca uygulanması istenilen iş takip formlarımızla yardımcı olduğumuz gibi sorumluluk da almaktayız. Ancak tüm bu olumlu işlemlere karşın sertifikası, vergi numarası, iş yeri ve sorumluluğu olmayan, kendimize ve yabancılara emlakçı olarak tanıtan bazı kişiler mesleğimizi küçük düşürdükleri gibi yaptıkları yanlış işlemler ve yönlendirmelerle mesleğimizin ve ülkemizin itibarını düşürmektedirler dedi. Başkan Ercan son olarak bugüne kadar gerek derneğimizce gerekse federasyonumuzca defalarca yaptığımız müracaat ve şikayetlerimizden maalesef bir sonuç alamadık. Bu tip korsan emlakçılar kayıt altına alınmadığı sürece vergi kaybı devam edecektir. Bizler başta valiliğimiz olmak üzere tüm kurumlarımızdan korsan emlakçılara karşı yaptığımız çalışmalara destek vermesini talep ediyoruz dedi. Her yıl Temmuz ayı içerisinde Muğla ilimizde geleneksel olarak gerçekleştirme olduğumuz Muğla il ve ilçelerinde bulunan Emlak Müşavirleri Derneği Ege Bölgesi Başkanlar Kurulu toplantısını Muğla ilimizin Marmaris ilçesinde misafirimiz olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve ülkemize yapılan 15 Temmuz ihanet saldırısı nedeniyle yapamamıştık. Vatandaşı olmakla gurur duyduğumuz, vatanı ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz milletimiz 15 Temmuz 2016 gecesi eşi ve benzeri görülmemiş bir ihanet ve terör saldırısına maruz kalmıştır. Ülkemizin birliği, beraberliği ve bütünlüğü hedef alan bu darbe girişimi Türk demokrasi tarihine bir kara leke olarak geçmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ve kurumlarını canı pahasına koruyan aziz milletimiz 15 Temmuz gecesi darbenin karşısında durmuş ve bu kanlı darbe girişimini engellemiştir. Türk milletinin devletine ve milli iradeye verdiği destek tarih boyunca unutulmayacaktır. Herkes bilmelidir ki bugün olduğu gibi gelecekte de milletimize, milli iradeye, demokrasimize ve devletimize karşı yapılacak her türlü girişim karşısında milletin çelikten iradesini bulacaktır. 15 Temmuz 2016 tarihindeki şanlı direnişte şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu uğurda canlarını veren şehitlerimizi, yaralı gazilerimizi ve mücadele eden tüm kahramanlarımızı milletçe daima yüreğimizde yaşatacağız. Bizler Muğla ili büyükşehir sınırları içerisinde federasyonumuza bağlı Muğla Emlak Müşavirler Derneği ile Muğla Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde ve ilçelerimizdeki halk eğitim merkezleri ile ilçe derneklerimizin ortaklaşa açtığı emlak müşavirleri kursunu bitirip sertifikasını alıp gayrimenkul danışmanlığı yapmakta olan emlakçılarız. Belediyeden iş yeri açma ruhsatımız, vergi dairesinden vergi numarasını alıp mesleki kuruluşumuz olan derneğimize de kaydımızı yaptırarak 3 Temmuz 2003 tarihli resmi gazetede yayınlanan 11.816 sayılı mecburi emlak standartlarına göre faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. 15 Temmuz sürecinde devletine ve milletine bağlı vatanını her şeyden çok seven emlakçılarız. Devletimize karşı olan tüm vecibelerimizi seve seve yerine getirmekteyiz. Vergimizi ödüyoruz, kiralarımızı ödüyoruz. Yanımızda eleman çalıştırarak maaşını, sigortasını, stopajını vesairesini ödemekteyiz. Muğla ilimiz turistik bir il olması bakımından 1194 kilometrelik sahil şeridiyle yerli ve yabancı yatırımcıların göz bebeğidir. Bu nedenle bölgemizde yapılan her türlü alım, satım, kiralama gibi işlemlerde yasal prosedürlerin işlemesi için
bizlere öğretilen bilgiler doğrultusunda doğru işlemlerin yapılması için tapu müdürlüklerine de kimlik kartlarımız ve bakanlıkça uygulanması istenilen iş takip formlarımızla yardımcı olduğumuz gibi sorumluluk da almaktayız. Ancak tüm bu olumlu işlemlere karşın sertifikası, vergi numarası, iş yeri ve sorumluluğu olmayan kendilerini vatandaşımıza ve yabancılara emlakçı diye tanıtan bazı korsan kişiler mesleğimizi küçük düşürdükleri gibi yaptıkları yanlış işlemler ve yönlendirmelerle haksız kazanç elde ettikleri gibi hem mesleğimizin hem de Türkiye'nin itibarını düşürmektedirler. Bugüne kadar gerek derneğimizce gerekse federasyonumuzca defalarca yaptığımız müracaat ve şikayetlerimizden maalesef bir sonuç çıkmamıştır. Bu tip korsan emlakçılar kayıt altına alınmadığı sürece hem devletimizin vergi kaybı devam edecek hem de bu sektörde huzurlu çalışma ortamını yakalamamız zor olacaktır. Aynı zamanda bu korsan emlakçılar yine kayıt altına alınmadıkları için son günlerde bakanlığımıza yaptığımız oda olma çalışmalarımız da maalesef baltalamaktadırlar. Başta valiliğimiz olmak üzere büyükşehir belediye başkanlığımız, ilçe belediye başkanlıklarımız, vergi dairesi başkanlığımız, emniyet müdürlüğümüz, esnaf ve sanatkarlar odamız, Muğla Ticaret ve Sanayi Odamız, Ticaret İl Müdürlüğümüzden bu mesleği yasal olarak ifa eden ve Emlak Müşavirleri Derneği çatısı altında toplanan biz emlakçılar olarak korsan emlakçılara karşı yaptığımız çalışmalarda destek verilmesini talep etmekteyiz.